İlk şok dalgaları uçağına çarptığında uçağını sabit tutmakta epey bir zorlanmıştı. Patladı ve bembeyaz bir ateş topu oluşturdu. O sırada yüzü yukarı doğru süzülen bir kadın gördüm. Göğsü dışarı çıktı ve kan fışkırdı. 6 Ağustos 1945'te Hristiyanlığın dönüşüm bayramı günü Hiroşima'da Kitayama adında genç bir anne bulutsuz, saf, mavi gökyüzünde doğudan batıya doğru uçan gümüş bir hazine kadar güzel bir uçak görmek için başını yukarı kaldırdı. O sırada yanında duran biri bir paraşüt düşüyor dedi ama ardından paraşüt patlayarak tarif edilemez bir ışık oldu. Amerikan B-29 bombardıman uçağı Enola Gay 15.000 ton TNT gücünde infilak eden 4 tonluk bir bomba olan Little Boy adındaki bombayı az önce fırlatmıştı. Uçağına kendi annesinin adını veren pilot Paul Tibbets ilk şok dalgaları uçağına çarptığında uçağını sabit tutmakta epey bir zorlanmıştı. Hemen arkasındaki parlak ışıklara baktı ve yukarıya doğru parlayan dev bir mor mantar gördü. Ve telsizden sarsılmış ekibine ise şöyle söylemişti. Arkadaşlar, az önce tarihteki ilk atom bombasını düşürdük. Hiroşima'yı tarihe korkunç bir şekilde kaydeden bu yıkıcı flash aslında 50 yıllık bilimsel yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ve yine 50 yılı aşkın siyasi ve askeri kargaşanın artık bir doruk noktasıydı. Ve nesiller boyu bu ana bilim adamları sırayla katkıda bulunmuştu aslında. Yine de çevrelerindeki dünyayı şekillendiren icatları ortaya çıkarmaya başladıklarında çok az kişi bu bilimsel çalışmaları siyasi olaylarla birleşerek yeni bir yıkıcı gücün ortaya çıkabileceğini tahmin edebilirdi. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü yorumlarınız bizler için çok değerli. Elbette ki az önce bahsettiğimiz tarihin en büyük yıkımlarından birine konu olan sahnelerin arkasında ciddi bir bilim insanı ekibi vardı. Ve yakın gelecekte Christopher Nolan'ın Oppenheimer adıyla gösterime sunacağı film birazdan anlatacağımız süreci konu alan bir sinema filmi olacak. Oppenheimer filmi, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer, 2. Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Neyse, zamanı gelince filmi hep birlikte zaten izler ve yorumlarız aynı zamanda. Kaldığımız yerden devam edecek olursak yolculuk, aslında genellikle kimyagerlerin yüzyılı olarak adlandırılan, buraya bir parantez açacak olursak fizikçilerin hakim olacağı 20. yüzyılın aksine 19. yüzyılın sonunda başladı aslında. Bombaya doğru giden ilk adım muhtemelen 1890'ların ortalarında Henri Becquerel'in uranyumun enerji ışınları yaydığını keşfettiği zaman geldi. Ve bundan daha sonrasında Marie Curie, uranyum ve diğer elementler üzerinde bazı deneyler yaptı. Toryumun da daha sonra bu radyoaktivite olarak adlandırılan esrarengiz ışınları yayacağını fark etti. Yeni Zelandalı fizikçi Ernest Rutherford, uranyumun aslında iki tür radyasyon yaydığını buldu. Alfa ve beta ve muhtemelen üçüncü bir ışın daha vardı. Bu üçüncü tip gama olarak adlandırılacaktır. 1919'da Rutherford yeniden tarih yazdı. Atom altı bir parçacığı, pozitif yüklü protonu tanımlama sürecinde bir atom çekirdeğinden bir parça koparan ilk kişi oldu. Rutherford zaten çekirdekte başka bir parçacığın varlığından şüpheleniyordu, nötron. Eski öğrencilerinden biri olan James Chadwick, 1932'de Cambridge Üniversitesi'nin Cavendish Laboratuvarı'nda atom altı parçacığı keşfetmişti. Nötron hiçbir şekilde yük içermiyordu ve eğer elementleri bombalamak için kullanılırsa atom çekirdeğine saptırmadan nüfuz edilebilirdi. Böylece atomların araştırılması için ideal bir araçtı. 1932 yılı bilimsel bir yıl dönümüydü. John Cockcroft ve Ernest Walton ilk sıkıştırma makinesini yapmıştı. Liner, hızlandırıcı olarak adlandırılan cihazlar, Einstein'ın E eşittir mc kare teorisinin ilk deneysel doğrulamasını sağladı ve bu, atomlardan çok büyük miktarda enerjinin sıkıştırılabileceğini iddia etmişti. Ancak 1933'te Rutherford'un atomlardan enerji elde etme fikri, Hitler'in iktidara gelmesiyle bilim adamlarının dünyasını tamamen değiştirdi. Öncesinde küçük, birbirine sıkı sıkıya bağlı olan bu topluluk, uluslararası konferanslarda Einstein tarafından aşağılayıcı bir biçimde zamanla cadıların şabatları yani cadıların kutlaması şeklinde adlandırılmaya başlanmıştı. Bu topluluk sık sık buluşarak sonuçları açık bir şekilde yayınlamaya başladılar. Şimdi birçoğu Nazi Almanya'sındaki totaliter rejimlerin pençesinde diğer ülkelerden ırkları veya siyasi görüşleri sebepleriyle kaçmak zorunda kaldıklarından dolayı haliyle dostluklar ve bu profesyonel ortaklıklar kopmaya başladı. Hatta tamamen koptu. Einstein İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Lamson tarafından korunan
kanalı geçerek İngiltere'ye ulaştı. Ancak Einstein İngiltere'yi biraz fazla resmi bulmuştu ve Princeton Üniversitesi'nde bir görevi kabul etti. Bu giderek gerginleşen zemine karşı atom yapbozunun son parçaları yerine de oturuyordu. Fransa'da Maria Curie'nin kızı Irene ve kocası Frederick Joliot Curie, radyoaktif enerjiyi serbest bırakan yeni, kararsız elementlerin parçalanmasını keşfetmişlerdi. Roma'da fizikçi Enrico Fermi, nötronların hızını önemli ölçüde yavaşlattığını ve çarpma şanslarını arttırdığını buldu. Hedef, çekirdeklere nüfus edebilirdi artık. Ancak Mussolini'nin İtalya'sında Fermi'nin Yahudi eşi tehlikeliydi. Nobel ödülüne layık görüldü. Stockholm'daki töreni ailesiyle birlikte İtalya'dan ayrılmak ve Amerika'ya gitmek için bir bahane olarak kullanmıştı. Diğer bilim adamları gibi Fermi'nin de Almanya'da arkadaşları vardı. Bunlardan ikisi kimyager Otto Hahn ve Viyana doğumlu Yahudi fizikçi Lise Meitner deneysel çalışmaları da ünlüydü. 1938'de Hahn'ın yardımıyla Meitner İsveç'e kaçtı ve burada Hahn, uranyum üzerinde yaptığı ancak bir türlü sonuçlarını yorumlayamadığı deneyleri gönderdi. Yeğeni fizikçi Otto Frisch ile soğuk ve karlı bir yürüyüş sırasında Meitner sonuçları düşündü ve Hahn'ın uranyum çekirdeğini parçalayarak enerjiyi serbest bırakabileceğini başardığını fark etti. Danimarkalı bilim adamı Niels Bohr ile birlikte çalıştığı Kopenhag'a döndüğünde Frisch, Amerikalı biyolog William Arnold'a tek hücrelerin bölündüğü süreci nasıl adlandırdığını sordu. Arnold günümüzde çok fazla kullanılan o kelimeyi yanıtladı. Füzyon. O sırada ise aynı yıllarda çalışmalardaki tehlikeyi fark eden Macar bilim adamı Leo Szilard diğer bilim adamlarına atomun olağanüstü gücünü gizli tutmaları için ikna etmek için çırpındı. Ama bununla birlikte Marie Curie ve ailesi Szilard'ın bu ricalarından hiç etkilenmedi ve Mart 1939'da bir zincir reaksiyonunu öneren makale yayınladılar. Bir nötron bir çekirdeği füzyona teşvik ettiğinde, enerjiyi serbest bıraktığında ve daha fazla füzyona neden olmaya başladığında tetiklenen kendi kendini sürdüren bir nükleer reaksiyon içerisinde uranyum mümkün olabilirdi. Ağustos 1939'da alarma geçmeye başlayan Szilard, Einstein'ı Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'e nükleer silahların tehlikeleri konusunda uyarıcı içerikli bir mektup yazmaya sonunda ikna edebilmişti. Danışmanlarından biri başlangıçta şüpheci olan Roosevelt'i harekete geçmeye ikna etti ve Uranyum Komitesi kurulmayı başardı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi birçok İngiliz fizikçinin özellikle radar olmak üzere savaş çalışmalarına yöneldiği anlamına geliyordu. Gizli projelerden dışlanan Britanya'daki mülteci bilim adamları bir atom silahı üzerinde düşünmeye devam ettiler. İngiltere'de olan Otto Frisch ve Almanya doğumlu Rudolf Peierls bu bilim adamlarından bazılarıydı. 1940'ın keskin soğuk kışında Birmingham Üniversitesi'nde küçük bir gaz ateşinin üzerine eğilerek atom bombası oluşturmak için kendi kendini idame ettiren bir zincirleme reaksiyonu ateşleyecek yetenekli nötron salmak için gerekli olan bölünebilir kritik kütlesini hesapladılar. Joliot Curie'nin tahmini 40 tondu. Bir zarfın arkasını karalayarak salınan enerjiyi binlerce ton sıradan patlayıcıya eşdeğer olarak hesapladılar. O sırada orada bulunan önemli bilim adamlarından Peierls hatırladı ve şöyle konuştu. Oldukça şaşırmıştık. Sonuçta en azından prensipte bir atom bombası mümkündü. Mart 1940'ta İngiliz hükümetine sundukları 3 sayfalık bir belge oluşturdular. Bilimsel, stratejik ve etik meseleleri ele alan bir rapor ve çok yüksek miktarda sivil ölümünün olabileceğini öne sürüyorlardı. İngiltere'nin bombayı bir saldırı amacı niyetiyle kullanmayı düşünmese bile caydırıcı niyetle bir bomba geliştirebileceğini öne sürdüler. 1941 yazında İngiltere'nin bir atom bombası projesi başlatmasını tavsiye ettiler. Churchill bu konu hakkında "Şahsen ben mevcut patlayıcılardan oldukça memnun olsam da iyileştirme yolunda durmamalıyız." diyordu. İngiliz bilim adamları raporun kopyalarını Roosevelt'i füzyon araştırmaları arttırmaya ikna etmek için kullandıkları hala tarafsız Amerika'daki meslektaşlarına gönderdi. Pearl Harbor ve Amerika'nın savaşa girmesinden sonra bu nispeten mütevazı çalışma kod adı Manhattan projesi olan ve 2 milyar dolara mal olan Amerika otomobil endüstrisinin büyüklüğüne ulaşan ve 130 bin kişiyi istihdam eden muazzam bilimsel ve mühendislik çabalarına dönüştürdü. General Groves'in genel gözetimi altında fizikçi Robert Oppenheimer tarafından yönetilen projenin bilimsel çekirdeği James Chadwick yönetimindeki küçük bir İngiliz ekibinin katıldığı New Mexico'daki Los Alamos'ta bulunuyordu. 2 Aralık 1942'de bir nükleer reaktör Chicago Üniversitesi'nin kullanılmayan futbol stadyumunun batı tribünleri altında Enrico Fermi Dünya
dünyanın ilk kendi kendini idame ettiren zincirleme reaksiyonunu gerçekleştirdi. Bu, Roosevelt'i plütonyum üretmek için tesisleri finanse etmeye artık ikna etmişti. Nazi Almanya'sı Manhattan Projesi ekibi hazır olduklarından dolayı bundan tam emin olmadan aslında teslim olmuşlardı. Dünyanın ilk nükleer patlaması Trinity testi 16 Temmuz 1945 sabahında New Mexico çölünde 20 bin ton TNT eşdeğerinde patlatılarak sonunda gerçekleşti. Oppenheimer, Hinduların kutsal kitabın Gita'dan alıntı yaparak şu cümleleri söyledi. Ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi. Şimdi ise hedef 1 milyon genç Amerikalı'nın hayatının kurtarılma ihtimalinin olabileceği Japonya'ydı. İngiliz ve Amerikalı üyelerden oluşan bir hedef komitesi, bombanın nereye düşmesine gerektiğine dair karar vermek için kilit kriterleri belirlemeye başlamışlardı. Japonya'ya karşı en büyük psikolojik etkiyi elde etmek esas amaçtı. Ve bu doğrultuda uygun hedefleri 3'e indirdiler. Hiroşima, Kyoto ve Niigata. Amerikan Savaş Sekreteri Henry Stimson, kültürel öneminden dolayı Kyoto'yu bu seçeneklerden eledi ve hepimizin bildiği Nagasaki Kyoto'nun yerini almıştı. Pasifik adası Tinian'da mürettebatıyla birlikte bekleyen Paul Tibbets, bulut örtüsü çok kalın olmadığı sürece Hiroşima'nın birincil hedefi olduğunu öğrendi. Nihai karar önünde uçan hava durumu uçaklarından gelen raporlara bağlı olacak. 6 Ağustos 1945 sabahı saat 2.45'te Tibbets gaz kelebeğini açtı ve ağır yüklü Enola Gay kıyılmış mercan pistinde yavaşça hızlandı. Uçağından 30 metreden biraz daha uzakta B-29'u güvenli ve istikrarlı bir şekilde kuzey gökyüzüne indirdi. 5 saatten biraz fazla bir süre sonra Hiroşima'ya atanan bir hava durum uçağı bulut örtüsünün nispeten hafif olduğunu telsizde bildirdi. Tibbets ekibine "Burası Hiroşima." dedi. Hiroşima saatiyle 8.15'te şehrin üzerindeydiler. Enola Gay'in bomba kapıları açıldı ve Tibbets daha sonra şöyle yazdı. Küçük çocuk devrildi. Kalbinde 1 milyon santigratlık bir sıcaklıkla patladı ve bembeyaz bir ateş topu oluşturdu. Kaynayan bulutları gören yardımcı pilotu Robert Lewis not defterine şunları yazacaktı. "Aman Tanrım, biz ne yaptık?" Bombanın düşüşünü izleyen, girişte de bahsettiğimiz Kitayama, canını kurtarmak için doğal olarak kaçtı. Nehirde cesetlerin ölü köpekler gibi yüzdüğünü, giysi parçalarının bir paçavra gibi sarktığını hatırladı ve ayrıca şunları söyledi. "O sırada yüzü yukarı doğru süzülen bir kadın gördüm. Göğsü dışarı çıktı ve kan fışkırdı. Böyle korkunç manzaralar bu dünyaya ait olabilir miydi? Banklarda küçük öğrenciler kıvranıyor ve anne anne diye haykırıyorlardı. Ve daha sonrasında yangınların şiddeti arttıkça bu sefer şiddetli yağmurlar yağmaya başladı. İlk başta büyük, yapışkan siyah damlalar yani kara yağmur, karışan su, patlama ve radyoaktif malzeme tarafından havaya fırlatıldı. Tamamen travmatize olmuş insanlar kurumuş boğazlarını soğutabilmek için içgüdüsel olarak ağızlarını açarlar. Merkez üssünden yaklaşık 2,5 mil uzaklıktaki kliniğinde ordunun doktoru Hiroshi Sawashika ciddi şekilde yanmış insanlar geldiğinde bununla başa çıkabilmek için mücadele etmeye başladı. Ellerini havaya kaldırmışlardı ve bu insanlar hayalet gibi görünüyorlardı. Ağır yaralı hamile bir kadın "Lütfen bebeğimin yaşamasına izin verin." diye yalvardı. Ama maalesef ki hiçbir şey yapılamazdı. Japonya 14 Ağustos 1945'te ikinci bir bombanın Nagasaki'yi harap etmesinden 5 gün sonra teslim oldu. Kesin ölüm rakamlarını hesap etmek çok zordu. Hiroşima'da yetkililer Aralık 1945'e kadar ölüm sayısının 140 bin civarında olduğunu tahmin ediyor. Bomba düştüğünde ise şehirde yaklaşık 350 bin insan vardı. O zamandan beri radyasyona bağlı hastalıklardan ölümler bilançoya eklenmişti. Hiroşima 1945 Ağustos'unda 3 kattan fazla nüfusa sahip canlı bir şehir olmasına rağmen hala bu olayı hatırlıyor. Patlamanın merkez üssüne yakın olan eski Hiroşima Valiliği Endüstriyel Tanıtım Salonu onu restore etmek için yapılan çalışmaların dışında dokunulmadan bırakıldı. Paramparça bir simge olarak duruyor. Her gün saat 8.15'te kubbenin yanında bir zil çalar ve yoldan geçenler bir an için durup düşünürler. Ancak Hiroşima'dan kurtulanların hepsi nasıl algılandıkları konusunda rahat değiller. Biri şu yorumu yapmıştı. "Bize bu özel bakışı sevmiyorum. Bir birey olarak artık ayağa kalkmak istiyorum." Tabii ki atom bombası yapma yarışına katılan daha birçok bilim insanı onların yıkıcı yaratımlarının ahlaki sonuçlarıyla yıllar yıllar boğuştu. Belki de son söz nükleer silahların geliştirilmesinde oynadığı rolden pişmanlık duymasıyla ünlenen Einstein'a düşmeli. "Almanların atom bombası üretmeyi başaramayacaklarını bilseydim parmağımı bile kıpırdatmazdım."